Buyurunuz hocam. Yanlış olabiliyor. Bazen böyle bir harf yanlışı falan oluyor. Ondan bir dinleyicimizin sorduğu gibi bir mahsuru olur. Yani bir dinleyicimiz mesela beni aradı. İsminin bir harfi yanlış. Yani nasıl söyleyeyim? Mustafa yazılacağına Mustafi yazılmış. Mesela. Gibi. Şimdi orada İslam alimleri evet hani dört dörtlük yapılması için tamam dört dörtlük yapılması için işte vekalet veriliyor. Keserken Mustafa da gözün vacip olan kurbanını kesmeye Bismillahirrahmanirrahim deyip yapması gerekir. Fakat vekaleti alan haberci olabilir. Başkası da aynı şekilde bu kağıttan kağıda intikal ederken hata edilebilir. Telefonlarda da oluyor. Bir tek rakam. Hatta birisi bir şey gönderecekmiş. Da hanım dedi ya da senin banka hesabına göndersin. Dedim onu verdim. Ondan sonra hanım telefonla başka bir yerde arıyor. Dedi şey yapmıyormuş dedi yani dedi reddediyormuş dedi ya. Doğru değil mi? Doğru doğru dedim. Tamam. Hatırıma geldi ya bir dakika dedim. Doğru doğru diyorum da bir kontrol etti. Hemen açtım telefonu. Telefonla mesajla gönderdim. Ona baktım. Son rakamı yanlış yazmışım iyi mi? Telefon yanlış yazmıştır hocam. Tabii tabii kabahat benim değil. Telefonun kabahati. Telefonda bir şey var. Hiç ya. Sonra dedim ya son rakam yanlış. Son rakam böyle olacak. Ve olabiliyor mu? Olabiliyor. Nasıl olur? Ya oluyor. Onun için de mesela hatırıma geliyor. Geldikçe yani bir şey yazdıysam veya da şey yaptıysam bir kontrol ediyorum. Tekrar o Ahsen diye bir kitap, ifade geçiyor. Bir de onu Türkçe ilave etmişler. Velev kendi 380 diye tamam hakikaten o şey kontrol bir daha kontrol. Mesela askerinin hoşuma giden şeylerden gidiyor kontrolü. Bir başkasını da gönderiyor kontrol ediyor. Gazetelerde mesela müsahihler var. Bu müsahihler o makalenin yazının konusuyla ilgilenmezler. İlgilenmemesi gerekir. Konuya kaptırırsa kendini kelimenin tasihini düzeltemez. O kelimeye bakacak. Kelime doğru yazılmış mı yazılmamış mı? Müsahihin vazifesi bu. Konuya kaptırırsa yanlışı doğru görür geçer. Okuyamaz ki. Doğruymuş gibi değil. Benim başımdan bir şey geçmişti. Yüma Tipi orta kısma gidiyordum. Babam Allah-u Teala rahmet eylesin. Konya'da Azade Osman Efendi vardı. Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani çok hafız yetiştirdi. Ondan sonra çok şeyde yani kendisinin de tecvid kitabı da vardı. Tecvid de öğretmişti. Hatta oğlu da bize kimya derslerine gelirdi. İşte Harbiye'de okurken bunlar şeymiş, askere alınmış bu İstihbarat Savaşı'nda. Sonra da bunlara işte öğretmenlik benzeri şeyler verilmiş. Ama çok gayretli birisiydi. Allah Teala rahmet eylesin. Beni de babam götürdü oraya bıraktı. Benim derdim yani şey bir talebesinde yani onun talebesinin talebesi vasıtasıyla harfleri öğrendim, çıkış yerlerini öğrendim ama esas ondan bizzat aynı şekilde düzeltilmesi gereken yerler ona gittim falan. Ama kendisi hafızlar okutuyordu. İkinci sırada Kur'an-ı Kerim okuyanlar, üçüncü sırada da Elif Bağ okuyanlar. Beni o Kur'an-ı Kerim okuyanlara gönderdi. Orada da Allah-u Teala rahmet eylesin o da vefat etmiştir. Adamcağız beni bir dinledi. Dedi ki evladım dedi benim dedi sana vereceğim bir şey yok dedi. Sen dedi şöyle kenarda dur. Tamam benim önüme gel oku geç dedi. Yani dedi sen Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Kur'an-ı Kerim okuyuşun da düzgün. Sen dedi şeyleri mahreç ve diğer şeyler şey için dedi. Hoca Efendi'yi dinledi Azade Osman Efendi. Bir gün böyle kendimi kaptırmışım. Ama bakıverdi. Önüne bak dedi. Neyse bir gün bir vesileyle çağırdı falan. Ondan sonra beni hafızlar safına almıştı. Kafirun suresini okuturuyor. Okudum bir daha oku dedi. Okudum. Aç dedi Mustafa açtı. Yüzüne bakar oku dedim. Okudum. Elinde şöyle 30 santim mi 40 santim mi bir sopa vardı falan. Rahleye bir vurdu. Ebenden dedi öğrendiğin gibi okuyorsun dedi. Neneye ebe derlerdi falan.
ana dedim, ne okuyorum şimdi yüzünden de. Yüzünden de okuduk yani. Neresi yanlış ki? Meğer bir yer yanlışmış. Yanlış ezberlemişim. Yüzünden okurken de o yanlışı tekrar ediyorum. Yüzünden okurken de o yanlışı tekrar ezberinizde ediyorum. Ya. Tabii ezberimde. Tabii yüzünden öyle okuyup gidiyorum. Öyle okuyup gidiyorum. Dolayısıyla hani konuyu nereden çıkardık, nereye bir getirdik? Harf yanlışlığı. Ha, bir harf yanlışlığı, ondan sonra bir rakam yanlışlığı, böyle şeyler olabilir. Şimdi kurbanda mesela İhlas Vakfı'nın da ondan sonra buna benzer derneklerde. Ama en çok şey yapan da İhlas Vakfı. Bir de Almanya'da işte o Hakikat Yardımlaşma Derneği. Ya o da İhlas'ın. Yurt dışında onlar yapıyorlar. Onlar titizlikte şey yapıyorlar. Hatta bir arkadaşın anlattı da bir müezzin demiş, biz demiş Somali'de gittik. Yani kendimiz de kurban organizasyonu. Orada baktım demiş. İhlas Vakfı'nın, İhlas'ın elemanları demiş çok dikkat ediyor. Gelen hayvanlara yaşına bakıyor, şeyine bakıyor. Ondan sonra ellerinde listeler var. Keserken işte falan vacip olan kurbanını kesmek için seni vekil ettim. O da kabul ettim. Bismillah, Allahu Ekber diyor falan. Bizimki demiş salla part demiş. Sana böyle demiş, diğer şeylerden gelenler var demiş falan. Öyle işte dananın yaşına maşına falan getir şunlar kaç para falan. Kesip gidiyor dedi. Vekalet hak getiriyor. Öyle bir durum söz konusu değil. En azından kesmeyen de var. Kesmeyen de var. Bir de öyle durum var. Şimdi buralarda zaman zaman bize sual geliyor. Yani İhlas Vakfı'na aynı şekilde kurbanını vermiş. Veya Hakikat Yardımlaşma Derneği'ne vermiş. Diyor ki hani bana şey gelmedi. Video gelmedi. Doğru, gelmemiştir. Ama aktarırken telefonda bir hata olmuştur. Bir rakamda hata olmuştur. Ama kesilmiştir. İhlas Vakfı'nda aynı şekilde. Mutlaka kesilmiştir. Şimdi orada İslam alimlerinin bildirdiği bir şey var. Benim ismim Osman, soyadım Ünlü. Ben Osman Ünlü diye aynı şekilde bildirdim mi? Bildirdim. Niyetimi de yaptım mı? Yaptım. Ben Osman Ünlü değildi, Osman Unlu diye aynı şekilde kestiler mesela. Kurbanım oldum, oldu. Ya adamın adı Erem'di de, Eren sonu M idi ama N yazılmış. Eren oldu falan, Erdem'di, Erden oldu mesela. Erden oldu. Ama gönderen Erdem. Netice itibariyle onun adına kesiliyor bu. Ya Allah-u Teala'nın işlerinde ya. Anlaştık olmaz. Olmaz. Dolayısıyla o konuda o kadar şeyi yapmamalı. Yani kurbanlar oluyor. Onu demek istiyorum. Yani uzatmamın sebebi bu. Çünkü gönüllere gelebilir. Bir harf veyahut da aynı şekilde şey yapabilir. Hatta şey de olabilir. Yanlışlık da olabilir. Mesela numaralamışlardır. Senin hayvanını benim adıma, benim hayvanını da senin adına kesmişlerdir. Sonra fark etmişlerdir. Telefon açıyor ki durum böyle. İki tarafta kabul ettiyse gene problem olmuyor. O da aynı şekilde problem olmuyor. Bunun için de hiç kesilmezse, şey yapılmazsa o problem. Ama vekalet verilmiş, vekalet alınmış ama isimde harf hata sebebiyle bir yanlış telaffuz, ama verenin ismi belli olduğu için, veren de o niyetle vermez sebebiyle ve zaten ismi o şekilde telaffuz edilse bile o Ahmet adına kesiliyor. Oluyor o zaman. Oluyor. Diyelim ki hani bu İhlas Vakfı için söz konusu değil de bir vatandaş, ben diyelim ki bir başka kurumu vekil ettim. Güvendim, vekil ettim. Şartlar da tamam ama adamlar parayı aldı gitti, kesmediler yani. Bu durumda ben mesul müyüm, ben kurbanım kesilmemiş mi oldu? Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, bundan haberim de yok belki. Adamlar hainse, piyasada bir sürü dolandırıcı da var. Bu dernek olarak da, din adına da yapılıyor bu hainlikler. Adam bilmiyor yani, araştırdı ama yani ona rehberlik edecek, doğruyu gösterecek kimse de aynı şekilde bulamadı diyelim ki. Onun kurtarma ümidi var Mustafa Bey. Ama alanın kurtarma ihtimali bile yok. Tabii o ondan çıktı artık. Tabii. Onun kurtarma ihtimali bile yok. Çünkü Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Mesela şimdi zekat konusu, sadaka-i fıtır konusu, kurban konusu. Bunlar
mesela gününde kesmiyor, itimat ediyor, adama teslim ediyor, şey yapıyor falan. Adamın da şeyi yoksa, gerçi eğer araştırmışsa mesuliyetten kurtulur. Araştırmadan paldır küldür, ne varmış canım, o da öyle, o da öyle, ne fark eder iki gün önce, üç gün sonra falan. Tabii, öyle, böyle düşüncedeyse, o da gitti, o da gitti. Ama adam araştırdı, şey yaptı, bulamadı diyelim ki. Yapamadı. Ya Rabbi elimden gelen bu. Allah Teala onunkini kabul eder. Allah Teala onunkini kabul eder. Şeye benziyor bu biraz. Şimdi namaz vaktinde mesela saadeti ebediyette uzun uzun anlatmış mesela namazı. Mesela ama olabilir. Yahut da kışın mesela günlerce hava kapalı olabilir. Benim başıma gelmedi, geldi. Ben Mart'ta ilk tayinim Mart'taydı. Allah Teala rahmet eylesin, kayınpeder kamyonu vardı, o götürdü bizi, bıraktı. Gittiğimde Balıkesir Gönen'e gittim. Şimdi normalde Konya Balıkesir'in doğusunda kalıyor değil mi? Ben hep doğudan batıya geldiğimi biliyorum, tamam mı? Hep öyle düşündüm. Halbuki biz mesela Bursa Balıkesir sınırlarına girdikten sonra mesela şeyin Balıkesir'in Bandırma kazası var, o Bandırma kazasından geçtik. Ben hala arkamda doğu kaldı. Halbuki biz oradan tamamen yön değiştirmişiz, onu İdrak edemedim çünkü hava kapalıydı. Kayınpeder bizi bıraktı gitti. Ama hala bir hafta 10 gün falan hava kapalı. Güneş hiç görmüyorum. Güneş nereden doğuyor? Tamam aydınlık oluyor ama güneş nereden doğuyor, nereden batıyor görmüyorum. Camilere baktım. Dedim bunların kıblesi hemen yanında ters. Ondan sonra oradan başka bir yere gittim. Çarşıya bir baktım. Aa burada dedim ters. Vallahi oraya gittim. Ona dedim bütün camilerin kıblesi ters. Ya dedim bunu hiç mi bilen yok, hiç mi gören yok. Ben hala doğuya göre, doğu bu taraf diyorum. Buradan girdim şehre, dolayısıyla doğu bu taraf. Sonra hava bir açtı, güneşi bir gördüm, biz kuzeyden girmişiz oraya. Biz kuzeyden girmişiz. İyi ki kimseye bir şey demedim. Ya bu camilerin aynı şekilde kıbleleri ters dememişim. Seneden sonra aynı şekilde bunu anlatıyor. Bir de size itibar edip değiştiriyorlarmış. Osman Hoca dediyse vardı bir şey. O zaman kimse bilmiyordu. Yani insanın başına bu ve benzeri şekilde gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Şimdi kitaplarda mesela böyle oldu değil mi? Bilemedim ben. Ben böyle doğudan geldim dedim. Doğu biliyorum. Halbuki kuzeyden gelmişim. Ona göre kuzey doğu, güney de batı. Kabul ederek. Kabul ederek. Doğuyu da aynı şekilde kuzey, batıyı da güney kabul ettim. Batıya döndüm, namazı kıldım. Ama araştırdım. Buradan geldiğime göre, buradan böyle olduğuma göre bu bir araştırma. Batıya döndüm, kıldım. Bu namaz olur buyuruyor. Bu namaz olur. Orada Allah rahmet eylesin, Emen abiler bir şey var. Allah Teala buyurdular, kulunun aynı şekilde kıymet vermesine, değer vermesine bakar. Onu yaptığı ibadete bakmaz buyurlar. Ne yaptım ben? Sadece bir gayret ettim. Ha, ben buradan geldiğime göre bu taraftan, burası doğuydu. Burası da batı olduğuna göre, burası da güney, burası da kuzey dedim. Ya tam ters istikamete namaz kıldım. Allah Teala meleklere demiş ki bu kulumun gücü bu kadar yetiyor. Bu kadar anladık. Ben bununkini kabul ettim. Kurban da böyle. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz biz dedi 7 kardeşiz dedi. Şimdi en küçük derdi benim ama dedi 40'ı geçtim dedi 47 yaşındayım dedi. Annemin babamın dedi durumu iyi dedi yani dedi muhtaç da izleyiler ama dedi bize de musallatı sıkıntı veriyor. Benim bile torunum oldu. Kendi evimin işi çocuğumun çoluğumun işi var dedi. Averet şey yapıyor falan. Efendim şimdi eğer gençliğinde İslamiyet'i öğrenip hayatına geçirmiş olsa yaşlanınca da bu kimse olgun davranır. Gençliğinde İslamiyet'ten bir haber. Yaşlanınca neyse o. Yani herhangi bir olgunluk alameti bekleme. Yaşlılık insan olgunlaştırmaz. Sadece yapacaklarını yapamaz hale gelir. Organlar yaşlandığı için. Güçsüzleşir. Güçsüzleşir. Yoksa bizim bir arkadaşım birisi anlatıyor. Ya dedi babamın dedi ayaklarına felç geldi dedi. Ya annem bakıyor dedi. Annem de yaşlı dedi falan. Baktım dedi yani o şeyde yattığı yerde dedi. Anadolu'da bir tabir kullanıyor. Höykürmek. Annesine mi höykürüyormuş? Anneme höykürüyor dedi falan.
Dedim ki dedi bak heriflik zamanı geçti, buna muhtaçsınız yani. Bırak mı öykürmeyi öykürmeyi heriflik yapmayı. Ya hala daha dedi ayakları tutmuyor da hala dedi öykürüyor. Yani şey yapıyor falan. Yani o hal devam ediyor. Yapacak efendim şey, o senin kölen değil, o senin hizmetçin değil. Emanet sadece. Evlat sadece emanet. Dolayısıyla benim istediğimi yapacak, buraya geleceksin. O zaman arkadaş evlendirme. Evlendirmişsin, onun çoluk çocuğu olmuş, evi barkı var falan. Dolayısıyla oraya müdahale etme şansın bitti. Ha evlat ne yapabilir? Şimdi Mustafa Bey kendini de aynı şekilde biliyorsun. İnsan yani çocuk ve torun sahibi olmuş, 40 yaşına gelmiş. Hele bir hanım için artık bedenen yorgunlukların başladığı. Ki 30 küsür yaşlarda bile şey başlıyor. Söyleyiver neydi? Kayıp başlıyor. Kayıp başlıyor. Hücreler yenilenmiyor. Dolayısıyla orada o anlayışta olması lazım. Peki bu ne yapsın şimdi? Beddua ediyor mu? Beddua tutmaz, merak etmesin. Sadece elinde geleni yapsın. Muhtaçsa. Muhtaç değilse o konuşsun dursun. Beyim de dedi böyle deden dedi. Namaz niyaz yok falan. Yapacak bir şey yok. Yaşlandıktan sonra da adam zaten aynı şekilde bildiğini okuyacak. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh işte yakınlarına, talebelerine böyle sohbet derken buyurken yaşlılarla uğraşmayın. Onlara bir şey öğretmek için de uğraşmayın. Ben kendim de tecrübe etmiştim. Hani insan anne babası tabii hani şey yapıyor falan. Babama anlatıyordum, anneme anlatıyordum. İşte ben yazları gidiyordum babam rahmetli şey yaparken. Benim küçüğüm kız kardeşim var, ona diyormuş ki ha gelecek gene aynı şekilde bana nasihat edecek. Ya annem rahmetli anlayışlıydı. Ama kendisini çocuklarına işte torunlarına bile dedirtmedi. Hoca baba dedirtti. Hoca bildiği için öyle. Hoca yani. Bildiği için. İkinci bir hocaya tahammül yok. Yemek yerken falan sağ sol karışıyor. Annem rahmetli der ki oğlum sen gelince senden çekindiği için dedi ona dikkat ediyor. Sen gidince sağ sol karışıyor. Ya rahmetli Allah Allah. Demek ki belli bir yaşta verdi veremedin. Daha sonra olmuyor. Çünkü şey misalleri de veriyor. Mesela fidanken bir şey. Bitkilerde veriliyor, ağaçlarda veriliyor. İstediğin gibi eğebiliyorsun. Peki ağaç haline geldiği zaman, eğdiğin zaman kırılıyor. Olmuyor. Onun için sadece he diyeceksin, idare edeceksin. Başka yapacak bir şey yok, söz konusu değil. Efendim, diğer dinleyicimizin sualleri dedi ki akikayı dedi altın olarak verdim. Akika değil ama herhalde dinleyicimiz onu yanlış telaffuz etti. Gümüş verilecekmiş falan. O değil, çocuğun aynı şekilde şeysi. Yani bazı çocuklar dünyaya geldiği zaman saçı çok böyle o atıyor zaten bünyesi onu da yeni kendi saçları dünyaya gelecek. O doğarken ana rahmindeyken böyle gür saçlı olanlar oluyor. O saç kesilir. Onun ağırlığınca gümüş sadaka verilir. Ben öyle anladım ama sonra akika dedi bunlar. Bunu akika zannediyor. Akika zannediyor. O akika değil. Bu akika değil. Peki altın olarak vermesi bir mahsuru söz konusu değil. Peki akika hayvanı kesilir. Yahut da bedeli el-i sünnet alimlerinin kitapları için vermek farz sevabı hasıl olduğu için onu da tercih edenler olabiliyor. Efendim babamın dedi emekli maaşını biz alıyoruz dedi. Demek ki şeyi tam idare edecek durumda değil. Ama dedi biz dedi kendi şeyimizi de harcıyoruz falan. Onu münasip bir zamanda kendisine söylemekte fayda var. Eğer idrak edebiliyorsa yani anlayabiliyorsa. Baba işte bu maaştan bazen ufak tefek kendimiz için de şöyle şeyler falan harcıyoruz falan diye. Adam bilsin. Ben şeyden de hatırlıyorum mesela. Babam da artık şey yapamıyordu. Onun emekli maaşını ablam alıyordu. Kendini harcıyor, şey yapıyor falan. Arada aynı şekilde lazım ona şeyleri falan. Mesela ben onunla falan konuşurken onu biliyordu. O harcamaları biliyordu. Hani kendi çocukları neticede torunları ona bir şey demese ve demiyor da zaten. Dolayısıyla öyle bir punduna denk getirip eğer haber yoksa anlayabilecek durum varsa hani kayıp yoksa. Çünkü bazılarında kayıp oluyor. Hafıza göçmüştür. Mesela Alzheimer dedikleri bir rahatsızlık var. Hafızayı bitiriyor. Bir şey hatırlamıyor. Hatta seneler önce ya TGRT falan yoktu o zaman. Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Bizim sayfa seyircisinde bir arkadaşım birisi. Benim dedi annemin dedi hafıza gidip geliyor. Ama dinen zengin dedi. Bunun kurban kesmesi, zekat vermesi.
O zaman da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. O bizim sayfada yazılı olarak kendilerine sual arz ediliyordu. Ona izin vermişlerdi. Biz arz etmiştik. Çok güzel ölçüp bildirdilerdi bize. Böyle tamam göçük ama bazen bir devreye gibi bir giriyor. Aa, ciddi ciddi tamam. Öyle devreye girdiği zaman fırsat kollayıp işte anne zekatını ve kurbanını sadaka-i fıtırını halletmek için beni vekil ettin değil mi? Tek tek söyleyemiyor. He dedi bitti yani bu kadar. Aklı başına geldiği anda yani. Aklı başına geldi. Ondan sonra bir daha onu zorlama. Zekatını vermekte, ondan sonra kurbanını kesmekte, sadaka-i fıtır vermekte. Hatta şey de söyleyebilir. Bunları vermekte işte senin adına hayır yapmakta beni vekil ettin değil mi? Ondan sonra onun parasından hayır da yaparsın. Sevabı netice itibariyle ona gidecek. Vefat edince karşısına çıkacak. Onları hatırlayacak. Efendim şimdi dinleyicimizin bir suali daha var. Zekat verilecek kişi. Sadakayı da sordu. Hani dedi bunları. Usta biz sadaka herkese verilebilir. Gayrimüslime de verilebilir. Verilebiliyor. Zengin fakir herkese verilir mi? Yok zaten zengine fakir verdiğin zaman otomatik olarak hediye olur. Oluyor. Hediye olur. Fakir olunca. Olur. Sadece sadakayı fıtır o ayrı. O Müslümana verilir. Tabii. Zekat ve sadakayı fıtır Müslümana verilir. Peki efendim Müslüman da hani namazında niyazında falan değil inkar etmiyor. Ya işte beceremiyoruz yapamıyoruz falan. Hani fasık. Buna da verilebilir zekat Hanefi mezhebinde. Peki evla olanı söyleyiver. Beş vakit namazını kılan salih saliha böyle fakirleri bulmak ve vermek. Şimdi dinleyicimiz haklı. Türkiye'nin genelinde şehirler arası birbirlerine göç dağıldı. Mesela köydekiler birbirlerini tanıyor. Otokontrol kolay. Ama büyük şehirlerde mümkün değil. Kim nedir ne değildir bilemezsin onu. Mesela bu dinleyicimiz gibi bize hani bu dinleyicimiz yayına girdi sordu. Yayına girmeden telefon açıp da ben dedi burada bulamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Diyen dinleyicilerimiz de oluyor. Hani bize bu şekilde vekalet verip gönderip hani bizim hallettiklerimiz de oluyor. Yani o konuda öyle bir sıkıntı varsa yardımcı oluyoruz. Mesela Şafii mezhebinde de Hanefi taklidi bilemiyorum falan diyor. Ben diyor aynı şekilde sizi vekil edip göndersem halleder misiniz? Yardımcı oluyoruz bu konuda. İskatta da olsun, sadaka-i fıtırda veya zekatta olsun. Bu şekilde böyle yardımcı oluyoruz. Çünkü yani bizim çevremizde veya dışarımızda bildiğimiz fakir kimseler de mevcut. Onları da biliyoruz. Yani beş vakit namazını kılan iskatta zaten mesela yaparken beş vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında erkek olması lazım. Şarttır bu. Erkekler olması lazım. Yani onlar olmayınca olmaz buyuruluyor. Yani o konuda dinleyicimiz gerçekten sıkıntı çekiyorsa yardımcı oluruz. Sadaka konusunda ise kitaplarda buyuruyor ki Müslüman veya gayrimüslim fakire verilebilir. Çünkü orada şey şart değil. Söyleyiver. Zekattaki ve sadaka-i fıtırdaki gibi verilecek yerler mesela Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş zekatın verileceği yerler. Sadaka-i fıtır da Hanefi mezhebinde vaciptir. Dolayısıyla o da zekata çok yakındır hüküm itibariyle. Bunun için onun verileceği yerlerde oralardır buyuruyor. Ama diğer sadaka mesela yedirmek, içirmek, giydirmek, para vermek. Hayvana yapılan da sadaka olur mu? Tabii sadaka olur. Mesela deniyor hani buyuruyor güler yüz göstermek de sadakadır. Sadakadır. Aynen öyledir. O zaman sadaka geniş kapsamlı. Kapsamı geniş. Evet. Kapsamı geniş. Hatta Mustafa Bey şey bile ya hayvanlar değil nebatat bile. Bir saksıdaki çiçek mesela. Ya otu, ağacı, hele ağaçları veya çiçek açmış falan pat yolup atıyorsun, ağacı kırıyorsun. Şey yapmışlar, deneme yapmışlar biliyor musun? Deney yapmışlar. Mesela bir bahçe, bir bostan. Belli onları test edebilecek, onların vermiş olduğu dalga boylarını alabilecek, tepki gösterecek yerleştirmişler. Mesela birisi giriyor bahçeye, paldır, küldür, mısıra vuruyor, domatesi bağırıyor, çağırıyor. Yok, onunla çarparak gidiyor falan. Evet. Yani o geldiği zaman bitkilerde böyle stres artıyormuş. Bir tanesi de gidiyor, eğiliyor, ondan sonra onun aynı şekilde otu varsa onu alıyor, bilmem nesi yapıyor falan. O zaman farklı dalga boyu yayınlıyormuş.
Yani hayvanlar da öyle, bitkiler de öyle. Yani hepsini aynı şekilde Allah-u Teala'nın verdiği izin gereği aynı şekilde davranmak gerekmektedir. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.